Çok önemli, sağlığı bizim için çok önemli bir organı konuşacağız. Çünkü hep deriz ya, gözünüz gibi bakın diye. İşte biz de bugün o göze nasıl bakmak gerektiğini konuşacağız. Sevgili hocamla birlikte, Operatör Doktor İsmail Hakkı Özeren. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Ee, biz bugün özellikle e, göz sağlığını, aslında hastalıkları diyoruz ama... E, ...sağlık en önemli kısmı bu iş tabii için. ki. E, bunu tabii. da konuşuyor olacağız. Gözlük, takan... Seven var takmayı, sevmeyen var. Lensler, kimisi çok konforlu buluyor, kimisi konforsuz doğru, buluyor. Doğru. Ama sonuçta ortak bir grup var ki hocam bunlardan kurtulmak istiyor. Teknoloji ne yapıyor bize bunlardan kurtulmak Şimdi için? Şimdi esasen teknoloji her gün gelişiyor hı hı. ve göz branşı da bu gelişmelerden en çok nasibini alan branşlardan bir tanesi. Hı. Belki de en fazla alanı. E, toplumdaki insanların hepsinin talepleri her gün artıyor, değişiyor. Gözlükten, lensten kurtulmak, daha iyi görmek, daha iyi görünmek amacıyla bu taleplerle bize sıkça başvuruda bulunuyor Ve biz bu hastaların isteklerine uygun olarak bunları olabildiğince iyi bir şekilde e, gülen ve gören bir yüz yaratmak amacıyla elimizden gelen uygulamaları yapıyoruz. Hı hı. Burada tabii ki gözlük ve lens deyince tabii ki bunları kullanmak isteyenlere hiçbir sözümüz yok. Elbette Bunlar ki. tabii ki bir tercih. Birçok göz hekimi bile kullanıyor tabii bazen. Tabii ki evet. burada bir tercih söz konusu ama eğer bu konuda bir kararlılıkları varsa ve bu kontak lensten veyahut da gözlükten kurtulmak istiyorlarsa biz bunları öncelikle ...bazı testlerden, ayrıntılı testlerden geçiriyoruz. Hı hı. Eğer bu testlerde uygun çıkarsa... ...eximer lazer dediğimiz lazeri uyguluyoruz. Lazerin geçmişi esasen 35 yılın ötesine gidiyor artık. O kadar eski. Yani hı hı. hastalar bunu göz çizme olarak... ...hah tam onu söyleyecektim. Bunun biliyorlar. halk arasındaki tabiri göz evet, tabii çizme ki mi? tabii bu çizme ilk çıkan hı. modeliyle ilgili. Ama bu gelişti. Her geçen gün teknoloji gelişiyor. Her geçen gün uygulamalar gelişiyor. Ve bugün... Bizim bundan önceki jenerasyonda korneamızı bir gözün en önündeki tabaka olarak düşünün. Bu tabakada bir kesi yapıyorduk bıçakla kesiyorduk burada bir zar kaldırıyorduk ve bu kaldırdığımız zarın dibine lazer uygulamasını yapıp bu zarı tekrar yerine geri yapıştırıyorduk. Buna kesi yaparak yaptığımız, bıçakla kestiğimiz lazer tekniği diyorduk. Bunu yıllarca kullandık, hala kullanıyoruz bazı hastalarda. Ama bugün lazerin geldiği son nokta dediğimiz şey ise no touch lazer. Yani dokunmadan. Dokunmadan. Aha. Evet. O ne demek Kornea o yüzeyine Aha. yine bu uygulama yapılıyor ama bizim burada bu korneada herhangi bir kesi, bir bıçakla uygulama ya da herhangi bir dokunma yok. Hı hı. Sadece hastanın gözüne temizlik yapıldıktan sonra e, uyuşturucu damlayla uyuşturuyoruz her hı hı. iki gözü. Yani lokal anestezik. Evet. Hı hı. Hatta lokalin ötesinde topikal damlayla, damlayla korneayı hı. duyarsızlaştırıyoruz ve hastadan istediğimiz sadece bize bir ışık gönder gösteriyoruz ona buna fiksi olmasını istiyoruz. Hı hı. Zaten bu işlemin süresi 30 ila 50 saniye. Saniye mi? Evet O kadar. Saniye, kısa. Evet. Saniye o kadar. Bu süre içinde korneanın istediğimiz şekli vererek... Aslında hasta hocam ışık neredeydi diye arayıp bulana kadar aslında işlem bitmiş oluyor Şimdi bu, neredeyse. Burada da yine bir şey söyleyeyim. Hani hı hı. ışık bulana kadar diyorsunuz ya hı hı. ışığı hakikaten bulması gerekiyor. Hı hı. Ama bazı hastalarımız korkuyor. Ben ışığı takip edebilir miyim hı hı. ya da işte e, ne olur gözümü kaçırırsam hı hı. o ışıktan. Bunun için de çok endişelenecek bir şey yok. Çünkü burada eye tracker dediğimiz, gözü takip eden, yani bizim lazerimiz o hastanın gözüne fikse. Fikse olduğu için eğer hastada bir kıpırdama olursa, lazerin o kenetlenmesi sonucu bu bir problem olarak karşımıza çıkmıyor. Hı hı. Esasen no touch lazerle daha önceden gözüne dokundurtmayan, korkan, kesiden çekinen, endişe duyan hastalara dokunuyoruz. Yani... Hı hı dokunamadığımız hastalara dokunuyorsunuz aslında. Peki hocam hangi grup hasta e, bu no touch yani dokunmadan dediğimiz lazer modeline uygun hastalar? Şimdi genel olarak tabii biz lazerleri e, düşündüğümüz Hı. zaman hastaların yaşının 18'den büyük, büyük olmasını istiyoruz. Numaralarının Hı. durmuş olmasını istiyoruz. Refraktif testler dediğimiz Peki hocam numara durmuş olması lazım dediniz. Durduğu rakam önemli mi? Çünkü çok ileri 8 ...bile e, bazen daha üstü bile değil mi? Şimdi e, not açın bir üstünlüğü de burada tamam. e, çıkıyor. Korneada kesi yapmadığınız için... ...korneayı genel olarak daha rahat kullanabiliyorsunuz. Hı hı hı. Bu sebeple korneası ince olup... ...daha önceden kesi yapılarak yapılan... ...lazer tekniklerine uygun olmayan... ...hasta modellerine... ...daha e, rahatlıkla yapılabilir hale geliyor. Yani ince kornealarımıza... Ee, bu uygulamaları rahatlıkla yapabiliyoruz ve yüksek numaralara da yapabiliyoruz. Yüksek miyop, astigmat, hipermetrop hastaların hepsine bu uygulamayı yapabiliyoruz. Ama tek bir şartta refraktif testlerde uygun bir hasta olduğu. Ortaya. Kimler uygun değil? O zaman o, onu sormuş Şimdi, olayım. O testlerde kimler testin dışında kalabiliyor? Yani uygun değilsiniz raporunu verdiğiniz hasta grubu mesela, kimler? Mesela keratokonus var? hastaları. Keratokonus dediğimiz bir hastalık var. Yine korneanın bir hastalığı. Hı hı. Korneada dikleşme, sivrileşme, oranın elastikiyetinin artması, düzensiz astigmatlarla seyreden bir durum. Hı hı. Bu tip hastalara mesela bunu uygulayamayız. Ama her astigmat bu şeyin dışında kalmıyor değil mi? Öyle de Bizim keratokonus hastalarında gördüğümüz astigmat bu hastaların çok küçük bir bölümü hı hı hı. veya hastanın gözünün arkasında e, gören nokta dediğimiz makula fovea dediğimiz bölgede bir tahribat olması hı hı. burada bir sıkıntı olması bu hastaların. Ee, bu Excimer lazer uygulamasına uygun halden çıkarıyor. Peki hocam mesela 18 yaş minimum sınır dedik ya evet. maksimum bir sınırı var mıdır? No touch lazerin maksimum sınırı yok. Mesela ben e, ismini zikretmek istemiyorum ama son zamanlarda yaptığım bir hastadır. E, katarak cerrahisi olmuş daha önceden hı hı. ve astigmatı kalmış. E, birazdan bahsedeceğiz bu katarak cerrahisinde Monofokal dediğimiz tek odaklı bir mercek takılmış, astigmatı hı hı. kalmış bir hasta. Astigmatını yok etmek için sonradan biz notaj yaptık no touch. ve hastanın o astigmatını ortadan kaldırdık. Burada önemli olan hastanın numarasının range'inden ya da aralığından ziyade hastanın gözünün testlerde bu uygulamaya uygun olup Olmadığının evet. ortaya çıkması. Yine çünkü hocam e, bildiğim kadarıyla o eskiden çizme dediğimiz daha klasik ilk başlayan lazerlerde çok uzun süre lens takan hastalar biraz bu tedaviden yararlanamıyorlardı. Gözlerinin Şimdi kornea tabakası, korneası dokusu, inceldiği için e, değil mi? Kornea dokusu kontak lens kullanımında bir biraz incelebiliyor, <laughs> düzensizleşebiliyor. E, ama e, genelde kontak lensi çıkarıp bir iki hafta, 3 hafta kadar bekleyip Suni gözyaşı desteği verdiğimiz hastalarda bu problemlerin çoğu ortadan kalkıyor. Hocam hastalarda sosyal medyadan yapalım. en çok şu soru geliyormuş. 40 yaşın üzerinde görme problemi olmayanlarda bile yakını görme problemi başlıyor ya yaşa bağlı olarak. O hastalar için çok bildiğim kadarıyla yöntem yoktu eskiden. Bu yöntem no touch yönteminden yakını göremeyen, yaşa bağlı yakını göremeyen hastalar faydalanabilecekler mi? Şimdi biz orada... Başka şeyleri daha çok kullanmaya çalışıyoruz. Ya da evet çaresi var mı diyeyim? Bunun üzerinden sormayayım. Ee, Rüşvete gözlük var. takmadan yaşınızın kırkı evet. geçtiğini evet, <laughs> anlamasın var. istiyorsak. Özellikle bayanlar bunu istiyor. Evet. Evet e, çaresi var. Şimdi esasen biraz fizyolojiden bahsedersem biraz daha kolay anlaşılır olacak. <laughs> esasen gözümüz her baktığı yeri bir fotoğraf karesi gibi hı hı. düşünebilirsiniz. Yani, yani siz bir fotoğraf karesiniz, Cep telefonumuz bir fotoğraf hı. karesi, masaüstü bilgisayarı bir fotoğraf karesi, e, mutfak tezgahı bir fotoğraf hı hı. karesi veya e, hı hı. yol, e, televizyon hı hı. bir fotoğraf karesi. Bizim gözümüzün içinde bir mercek var, lens var ve bu elastikiyeti çok yüksek. Özellikle genç yaşlarda bunun elastikiyeti çok yüksek olduğu için sizin baktığınız yeri hemen tespit ediyor ve orayı odaklanıyor, Fadenle. netleştiriyor. Hı hı. Şimdi yaş 40'a doğru geldiği zaman bu jöle kıvamında çok esnek, çok rahatlıkla kendisini odaklayan mercekte odaklanmada problemler olmaya başlıyor. Hı hı. Ve biz önce en yakın yeri, ondan sonra biraz daha uzağa, sonra biraz daha uzağa odaklamak için... ...cisimleri ya da kendimizi... ...geri, geri çekmeye başlıyoruz. Evet. Bu merceğin... ...bu jel halinin... ...kıvamının sertleşmeye... <laughs> ...ve elastikiyetinin... ...bozulmaya başlamasına biz... ...deforme lens Aslında zaten. bu biraz dizlerin kireçlenmesi gibi... ...gözde evet. de benzer evet. bir durum olmaya Doğru. başlıyor. Ve Doğru. esneklik ve hareket... Doğru. ...kabiliyetini yitirmeye başlıyor ya. Zaten birlikte. o merceğin bağlı olduğu... ...lifler var. Bunlar gevşeyip... ...kasılarak bizim... Odaklanmamızı sağlıyor. Hı hı hı. Daha sonra bu merceğin içindeki şeffaflıkta bozulmaya başladığı zaman biz zaten buna katarak diyoruz. Hı hı hı. Artık. Şimdi problemi fizyolojiyi anlayınca problemi de koyunca çözüm üretmeye başlayacağız. Hı hı. Şimdi demek ki bir defa bu lensin gevşeyip kasılması problemini çözecek bir şey lazım. Evet, aynen. İki bu Ömürlük olmalı, yani bozulmamalı, değişmemeli, kalıcı olmalı, hı hı. sabit bir şekilde bize bunu sürdürülebilir bir Sağlaması şekilde lazım. sağlamalı. Evet. İşte biz yıllardır gözün içine gerek katarak cerrahisi yaparken, hı hı. gerekse göz içine lens yerleştirdiğimiz hastalarda, burada çok sayıda hatta trifokal dediğimiz çok sayıda odaklı mercekleri yerleştirdiğimizde hı hı. hem Hastanın cep telefonuna baktığında odaklanacağı nokta var. Hı hı. Hem masa üstüne baktığında hem yani hani multifonksiyonel denir ya evet. öyle bir mercek evet, aslında evet, evet, mı yerleştiriyorsunuz evet, evet, bahsettiğim doğru. şey için. O merceğin içinde birçok kırıcı ortam olduğu için beynimiz cep telefonuna nasıl bakacağını, hangi odaktan bakacağını elbette bunun uygulamalarında birçok testten geçiyorsunuz ve bu ona göre belirleniyor. Hı hı. Sonra e, siz masa üstündeki bilgisayara şu odaktan cep telefonuna buradan karşıdaki televizyona da başka bir odaktan bakıyorsunuz. Böylece bu uygulama sonucunda sizin her mesafeyi iyi görme şansınızı Açık. sağlıyoruz. Harika. Bu genel olarak yine damla anestezisi altında yani hı hı. biz hastayı bayıltmıyoruz, hastanede yatırmıyoruz tutmuyoruz, gözüne herhangi bir iğne yapmıyoruz. Hı hı. Damla anestezisi altında aşağı yukarı 5-6 dakika süren zaman diliminde hatta şimdi ZEPTO teknolojisi var. ZEPTO ile o bizim merceğimizin tam ortasında duracak şekilde orada bir evet, hı hı. yerleşmesine sebep oluyor. Biz o bozulan elastikiyeti ve netliği bozulmuş olan lensi çıkarıyoruz ve yerine bu dediğimiz trifokal veya akıllı çok amaçlı, lens dediğimiz çok yönlü, merceği, merceği yerleştiriyoruz ve bunları tek tek yapıyoruz ama şimdi non-touch lazerde hastanın iki gözünü hı hı. aynı gün cerrahi hı hı. olarak Bunda evet. önce bir gözü, evet, önce adaptasyon bir adaptasyon göz. süreci var herhalde. Adaptasyon sürecinin de ötesinde şimdi düşünün iki gözünüzü kapatıyorsunuz, Hı. hareket evet, kabiliyetiniz evet. falan Tabii. zor. Bir de hastalar iki gözüm kapandığında daha panik oluyorlar, Tabii, daha doğru. rahat etmeleri açısından. Hastanın önce bir gözünü yapıyoruz, Hı -hı. zaten bir gün sonra normal hayatlarına dönüyorlar, normal ikinci çok daha yapıyorlar. güvenli ve daha Tabii. konforlu. Daha sonra geliyorlar, bu birinci gün olabilir, birinci hafta olabilir, iki üç gün sonra olabilir. Sonra ikinci gözünü eee ediyoruz. Genelde ameliyat süremiz 5-6 dakika civarında. <laughs> e, yine gözünü kapatıyoruz ki hani dışarıdan enfeksiyon olur, bir şey <Gülüyor> çarpar <Gülüyor> falan biraz korumak gerekiyor. <laughs> biraz onlara destek olmak gerekiyor. Ameliyat sonrasında kullandığımız bazı damlalar var. Tedricen azalıyor zaten bunlar. Ondan sonra da günlük hayatlarına bu lensleriyle yani göz içine koyduğumuz akıllı lensleriyle devam ediyorlar ve daha konforlu, daha rahat hayatlarını daha e, keyif içinde sürdürecek hem bir görsel gibi. olarak hem fonksiyon evet, olarak evet, aslında evet. hocam şimdi özellikle çocuğu olan e, izleyicilerimiz bize hep sordukları bir soru var e, çok fazla tablet ve e, cep telefonu kullanımı var e, ben biraz önce 40 yaşta bozulmaya başlıyordu dediğim aslında eski jenerasyondu belki de şimdi e, telefona ve bu tablet bilgisayar kullanımına bağlı olarak göz hastalıklarının yaşı biraz daha erkene geldi diyebilir miyiz böyle bir teklifiniz var mı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bir defa tablet kullanımı demek ya da bilgisayar kullanımının ya da cep telefonu. hepsi aynı kategoride düşünülebilir <laughs> bir şey bu. Burada göz kırpma sayımız azalıyor biraz. Çünkü odaklanıyoruz, evet, sabitleşiyoruz evet. değil mi? Şimdi göz kırpma sayısı azaldığı zaman bizim esasen gözümüz birazdan da değineceğim dışarıya en açık... En savunmasız organımız. Mesela ceketimizi giyiyoruz, ayakkabı hı hı. giyiyoruz, başımıza bere takıyoruz. Hı hı. Soğuk oluyor, kar maskesi takıyoruz ama gözümüze bir şey takmıyoruz. Doğru. Gözümüz esasen dışarıdan gelecek bütün o e, maddelere hı hı. karşı savunmasız. Doğru. Ama gözyaşımız inanılmaz bir şey. Bu burada sabahtan akşama kadar gözyaşını konuşabiliriz. Hı hı. Gözyaşı muazzam bir şey. İçinde mikrop öldürücü özellikleri var içindeki sıvı sadece bir tek komponentten oluşmuyor. Yağ var, buharlaşmayı önlüyor. Orada tutunmayı sağlıyor. Küçük defeklerin kapatılmasını sağlıyor. Müsin dediğimiz bu sümüğün ana maddesidir. Ee, orada küçük defekler, travmaların hemen onarılmasını sağlıyor. Ve bizim ışık gelirken saçılmadan gözün içine girmesini ve gözün beslenmesini sağlıyor. Şimdi şöyle düşünün. Korneanız şeffaf. Şimdi vücutta damarın girdiği her doku renkleniyor. Bakın elinize tabii. cildinize. Aynen. Peki korneamızda damar yok. Nasıl, Nasıl besleniyor? besleniyor? Evet. İşte göz yaşıyla çok besleniyor ve gözün bu renkli kısımla beyaz kısmının birleştiği yerdeki damarlarla Hocam besleniyor. aslında şu an bu anlattığınızdan şunun önemini daha çok anlıyorum. Suni gözyaşı kullanımı mesela siz hekimlerin çok önerdiği gerekli hastalara tabii bir şey. Hani insanlar onu çok fazla böyle önemsemiyorlar doğru, doğal bir şey gözyaşı. Ama göz yaşı olmaksızın ne kadar hayatınızı bir devam ettiremezsiniz. Bakın şimdi bu stüdyoda bile göz bunu deneyebilirsiniz. Göz yaşınızda o yüzden boşuna akıtmayın. <gülüyor> <gülüyor> bu da mesajımız evet, olsun doğru. değil mi hocam? Doğru. Şimdi şöyle düşünün bir dakika bile gözünüzü açık tutamazsınız kırpmadan. <laughs> doğru. Yani ne görüntü netleşir, ne siz rahat olabilirsiniz. Hı hı. Kuruluk olur, batma olur, yanma olur ve özellikle işte tablet kullanımında bu Fazla miktarda. Bu birincisi. İkincisi uzak doğudan gelen yayınlarda ve özellikle Çin'den gelen yayınlarda görüyoruz ki bu tablet kullanımının göz numaralarını 0.25-0.50 kadar arttırabildiği böyle bir şey var. tabi sadece bunlar değil. Kilo alıp verme, vücudun su Hocam, tutması. Hocam kilonun ona da mı etkisi Tabii var? Tabii ki. Şimdi yani. şöyle düşünün. Vücudunuz kilo aldığı zaman sadece bir yeriniz almıyor. Genel beden Hı -hı. olarak Hı -hı. alıyor. Yine gebelikte, hamilelik döneminde vücut su tuttuğu için numaralarda ufak tefek değişiklikler hı hı hı. olabiliyor. Ama bunlar genelde gebelikte olanlar geri dönüşüyor. Hı hı. Çünkü siz bunları vücuttan su olarak atınca tekrar normal haline dönüyor. O nedenle e, ben zaten çocukların gereksiz e, bu gerek bilgisayar olsun, gerek cep telefonu olsun, tabii ki kullanacağız. Günümüzün şartlarında zaten bunları kullanmaksızın yapabilmemiz mümkün değil. Hı -hı. Artık sadece cep telefonu bir cep telefonu özelliğini taşımıyor. Birçok özelliği Doğru. taşıyor. Birçok şey yapabiliyorsunuz. Hı -hı. Ama bunları gereksiz çok fazla kullanmamak lazım. E, gerekli ölçüde kullanmak. Peki hocam lazım. şunu sormak istiyorum. E, hastanın bir tane göz kusuru var. Miyop'u var değil ama ileride hipermetrop kusuru da buna eklendi. Ama miyop için de lazer uygulamasıyla tedavi görmüştü. Eee mükerrer bir tedavi görebilir mi yani başka bir sorunu için? Şimdi, Hipermetrop e, içinde yeniden tedavi olabilir sizi mi? E, şöyle e, destekleyip Aha. şimdi bundan 20 sene önce lazer ameliyatı ile miyopundan kurtulmuş bir hasta düşünelim hı hı. ve hastanın yaşı ilerledi yakını çıktı. Elbette buna yine refraktif testlerine bakıp hastanın gözü uygunsa yine lazer de yapılabilir. Hı hı. İlaveten Akıllı lens konabilir. Yani orada hastanın göz bebeğinin ışık, karanlıkla ilişkisi, lensinin durumu, burada bir lensde bozulma var mı? Bunların hepsinin beraber değerlendirilip hı hı. elbette ki bazı hastalara yeniden lazer yapabiliyoruz. Hı hı. Bazı hasta gruplarına da akıllı lens takabiliyoruz. Yani bizim daha önceden bir lazer operasyonu geçirmiş olmamız daha sonradan bir ameliyat yapılmasına engel, engel bir durum değil. değil. Peki hocam katarakta yine ileri yaşta birçok kişinin karşılaştığı göz sorunlarından, Doğru. hastalıklarından Doğru. bir tanesi. Doğru. Ee, bu lazer tedavisini görmüş kişilerde ileride katarakta oluyor mu? Ön, önlemiş oluyor mu kataraktını veya daha fazla katara yatkın oluyorlar gibi bir şey söyleyebilir miyiz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Ee, demin fizyolojisini anlatırken Hı -hı. size lensin değişimlerini Esasen lensin içindeki su miktarı da azalıyor hı hı. ve daha sert bir hale geçiyor. Sonra daha mat bir hale geçiyor ve bizim kataraktımız oluşuyor. Eğer biz yakın ve uzak problemi nedeniyle 40 yaşından sonra akıllı lens taktırarak hı hı. bu problemden kurtulmuş isek zaten lensimiz olmadığı için bir daha bizde katarak olmaz. Hı hı. Şimdi bunu tespit edelim. Hı hı. İkincisi eğer daha önceden bir lazer operasyonu geçirdik zaman sürecinde bu lensimizde bozulmalar oldu deforme oldu önce daha sonrasında işte matlaşmaya başladı yani katarakta olmaya başladı. Bu hastalara yine normal klasik katarak cerrahisini bazı özel formülleri kullanarak O da eski yapıyoruz. oranla çok konforlu hale geldi Tabii değil ki. mi hocam katarak cerrahisi? Şimdi katarak cerrahisini yine damla anestezisiyle yapıyoruz. Yine gözünü kesmiyoruz. Herhangi bir iğne yapmıyoruz. Burada o gözün içinde bulanıklaşmış, matlaşmış merceği çok küçük parçalara ayırarak eritelim. Öyle düşünelim. Vakumla emiyoruz ve gözün içine eğer hasta hem uygun <laughs> hem de istemişse akıllı lens. Oraya yerleştiriyoruz hı hı. ve hastanın hem kataraktından kurtulmasını hem miyopundan hem hipermetropundan hatta astigmatından kurtulmasını sağlayarak böylece hastanın daha iyi, daha konforlu ve daha keyifli her mesafede görmesini sağlıyor. Evet tam her mesafe demişken hocam e, uzağa biliyoruz uzak göz kusurunu, yakın göz kusurunu biliyoruz. Orta mesafe göz kusuru nedir? Şimdi, Böyle bir kusur var şimdi mı? Şimdi eskiden tabii teknolojik donanımlar azken biz yakından kastettiğimiz okuma gözlüğü. Yani şu mesafede 35 santim civarında bir okuma gözlüğünden bahsediyorduk. Ama bugün özellikle masaüstü bilgisayarların mesafesi aşağı yukarı bir kol boyu. Yani bu 50 santim civarında diyelim. İnsanlar şöyle okumuyor ama böyle yazıyor. Dolayısıyla burada bir mesafe sorunu çıkıyor. İşte mesela bu masaüstü bilgisayar kullanımının hepsi bir orta mesafe sorunu. Veya bayanlar özellikle daha fazla e mutfakta, mutfak tezgahında çalışıyorlar. Şimdi şöyle bir mesafede şöyle yapıp çalışmıyorlar. Kol boyunda çalışılıyor. E kol boyunda çalıştığınız zaman bu mesafe bazen 50 santim, bazen 45, hı hı. bazen 60 santim. E dolayısıyla şöyle bir okuma gözüyle bunu yapma şansınız şey çok olası değil. Ya sizin yaklaşmanız ya o tezgahın kalkması gerekiyor. Bunlar da çok kolay şeyler değil. Orta mesafeden kastettiğimiz genelde 45 santimle 80 santim bir metre arasındaki bölgeyi biz kastediyoruz. Bu bölge bizim orta mesafemiz. İşte akıllı lenslerle bu mesafeyi de çözmüş, çözmüş oluyor. Böylece tam bir gibi vallahi hocam. Koyduğu yerde evet, oraya rampası evet, oluyor evet. ve hallediyor evet, dedi. Doğru. Çok doğru. teşekkür ediyorum hocam. Çok önemli şeyler anlattınız. Bilmediğimiz bir sürü yeni teknolojiden de sayenizde doğru. haberdar olduk. Tekrar bekliyoruz. sizi. Peki.